Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Her ay olduğu gibi bu ayda genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan kamuoyu araştırmalarını derleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Anket şirketlerinin Eylül ayı araştırmaları neler gösteriyor, gelin birlikte bakalım. İlk olarak Eylül ayında yapılan genel seçim anketleriyle başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Eylül ayı araştırmalarında partilerin oy oranlarında Ağustos ayına göre ciddi bir değişim gözlenmemiş. Öte yandan birçok anketin verilerine göre AKP'nin önceki aylarda yavaş da olsa devam eden düşüş trendinin durduğunu söylemek mümkün. Araştırmacılar sosyal konut projesi, emeklilikte yaşa takılanların çözüleceği vaadi, 3600 ek gösterge gibi icraatların ve söylemlerin AKP'nin düşüş trendini durdurmakta etkili olduğu görüşünde. Benzer şekilde Metropol Araştırma'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı üzerine yaptığı araştırmada, Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranının bir önceki aya göre 2,4 puan artarak %46,6'ya yükseldiği görülüyor. Erdoğan'ı onaylamayanların oranı ise %48,5. Bunların yanı sıra asal araştırmanın AKP'nin güçlü olduğu illerde yaptığı bir araştırmanın sonuçları ise oldukça enteresan. Araştırmada AKP'nin Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ gibi kalelerinde oy kaybettiği görülüyor. Hem de 2018 genel seçimindeki aldığı oy oranına kıyasla AKP'nin kaybı Elazığ ve Sakarya'da yaklaşık 10 puan, Bursa'da ise yaklaşık 8 puan. Altını çizmemiz gereken önemli bir veri ise anket şirketlerinin bulgularının birbirlerinden epey farklı olduğu. Öyle ki örneğin EDAR araştırmanın Eylül ayı sonuçlarına göre AKP %37,8 alırken ALF araştırmanın bulgularında AKP %27,2 alıyor. Yani bu iki araştırma şirketinin bulgularına göre AKP'nin aldığı oy oranı arasındaki fark 10 puandan fazla. Bu nedenle de daha makul bir gösterge olsun diye Eylül ayında anket çalışması yapan 11 araştırma şirketinin bulgularının ortalamasını aldık. Yöneylem, ORC, Metropol, AREA, EDAR, PR, Artı 1, ALF, Ortus, ARGE ve Aksoy araştırma şirketlerinin genel seçim anketlerinde partilerin aldığı oy oranlarının ortalaması ve Ağustos ortalamalarına göre değişimleri şöyle. AKP %30,9, CHP %26,5, İYİ Parti %14,4, HDP %10,3, MHP %7,2, Deva Partisi %2,6 ve Zafer Partisi %2,2. Gelecek Partisi %1,2, Saadet Partisi ise %1. Görüldüğü gibi Eylül ayı verilerinde Ağustos ayına göre olan değişimler hemen hepsinde yarım puandan az. Bu da anlamlı bir değişim olmadığını gösteriyor. Bu verilere göre son ayda ortalama oyunu en fazla artıran parti ise 0,5 puanla HDP. Öte yandan 5 anket şirketinin Eylül ayı bulgularında Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oy oranı da %1'in üzerinde gözüküyor. Bu da yeni kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranının yaklaşık %11,5'in biraz üzerinde olduğu anlamına geliyor ki seçim muhasebesinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oldukça kilit bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerine. Eylül ayında muhalefetin ortak adayı olma ihtimali üzerine en çok konuşulan kişi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. 5 farklı anket şirketinin Eylül ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde gözüküyor. 5 farklı anket şirketinin verilerinin ortalamasına göre Erdoğan %42,3 alırken Kılıçdaroğlu %46 alıyor. Yöneylem, AREA, Artı 1 ve Aksoy araştırmanın anketlerinde Kılıçdaroğlu kazanırken Ortus araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu 9,6 puan farkla yeniyor. Fakat Ortus araştırmanın aynı anketinde Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın yarışması halinde İmamoğlu da Yavaş da kazanıyor. Bu araştırmaların yapılmasından sonra bu hafta başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ve Erdoğan'ın cevabının seçmenlerin oy tercihlerine nasıl yansıyacağını önümüzdeki ayın anket sonuçlarında göreceğiz. Peki sizce Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin siyasete ve anketlere etkisi nasıl olacak? Yorumlarınızı bu videonun altına bekliyoruz. Önümüzdeki ay yeni anket sonuçlarıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.